Hepinize selam arkadaşlar. Tears yeni bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden her zamanki gibi maplerden ve modlardan devam ediyoruz. Bu haftanın daha doğrusu bu iki haftanın haritaları ve modlarıyla karşınızdayım tekrardan. Şimdi ben bir hoverboard modu indirmiştim. Umarım o şeydir çünkü şeylerin içine bulamadım. Spawnable object olarak geçiyordur. Gerçi orada da nerede bulacağım hakkında inanın hiçbir fikrim yok ama ufak bir bakmak istiyorum. Şeylerin içinde bulamadım çünkü. Olmadı, bir dahaki bölüme kalacak. Ne yazık ki de. Bakıyorum. Bu değil değil mi? Evet, bu değil. Bu hiç değil. Bunlarla alakası yok. Zannedersem kuramamış bile olabilirim ya. Kuramamış olabilirim. Evet, kuramadım sanırım. Saldırgan mıydı lan bu? Evet, saldırgan. Bunun modunu kurdum da haritası falan gelmemişti, o yüzden dedim hani salayım seni ya. Neredesin? Lan rahat dur. Islama lan. Islama lan. Ama sen biraz kaşıntıdasın gibi. Bunun bir canı manı bir şey var mı? O ölmüyor çünkü. Derken zort. Bir de şöyle sıksaydım Allah bilir neler olacaktı ha. Harbi. Neyse, şimdi dağ evin mapindeyiz. Çok güzel bir tane mod yükledim. Her ne kadar bu hoverboard modu olmasa da çok güzel olduğunu düşündüğüm bir mod yükledim ve gördüğüm kadarıyla çalışıyordu da. Çok bakmadım, özellikle videoda ilk defa deneyimliyim diye. Ona da sıra gelecek. Ki ödül falan da almış. Direkt 4 yıldız falan şu an hatta. Hatta şu an sol altta şey de yazıyor yani, spell mod kontrol diye. Çok hoşuma giden bir mod oldu gördüğüm kadarıyla. Hiçbir özelliğine bakmadım daha ama en azından temel olarak çalışıyor gibi gözüküyordu. En azından skill şeylerini değiştirebiliyorduk. Şu dağ evine bir çıkalım bakalım. Zaten map bu yani, dağ evi mapiydi. Yavaş yavaş çıkalım. Silajımızı da alalım şöyle. Hele 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 hele. Neyse. Evet, neler varmış burada? Çok da umurumda. Bakıyorum başka. Böyle bir şey var. Evet, kırdım. Ama fiziksel herhangi bir hasar veremiyor muyum ya ben buna? Sanırım veremiyorum. Ha, bununla verebiliyorum. Glow torch. Neyse, sıkıntı yok bence. Hala birkaç tane daha şey var sonuçta. Evet, güzel. Nice. Tamamdır. En azından biraz olsun. Değil mi? Şununla gidelim. Bakalım nereye gidiyoruz. Ara ara oynamak istiyorum ya. Burada bir araç daha var ve sanırım evin girişine doğru bu yol bizi götürecek gibi duruyor. Yani map'i güzel tasarlamışlar. Zaten sadece dağ evi ama en azından sik gibi koymamışlar. En azından map'i yapmışlar. Yolun devamına gidemiyoruz. Peki. Olabilir. Ben yavaştan bu moda da geçeyim. Meraklananlar oluyor olabilir. Evet, şöyle bir şey. Ve bunu shift artı altla shift sol tarafı, altta sağ tarafı kontrol ediyor ve şöyle geçebiliyorsunuz abi. Skiller arasında geçiş yapabilirsiniz. Ve sanırım 15'er tane mi 20'şer tane mi ne modlar şey yani. Dur bakayım, mesela ben buradan herhangi bir şey... Ha, bu direkt uçmaydı değil mi? Doğru. Gerçi ben denemedim, doğru diyorum ama. Superman misali işte. Ve süzülüyoruz da yani. W'ya bastığım yöne doğru. Şu an W'ya basıyorum ve aynı zamanda sol tık basıyorum. Ve beni bayağı oraya doğru götürüyor. Şimdi sağ tık ne şu an? Dur bakayım. Water beam örneğin. Örneğin su atıyor işte bu böyle. Su tabii bir hasar vermiyor. Başka ne var mesela? Fly. 2
İki elimle birden. Evet, bir de şöyle de bir olayı var galiba. İki eline birden aynı skill alırsan çok daha kuvvetli bir şekilde oluyor zannedersem bu olay. Aynen, baksana bak bak. Şu havalılığa bak bak. Bir şey söyleyeyim mi? Top 15 mod videosunu güncellemem gerekirse bir zaman sonra bu mod kesinlikle ilk 10'da falan yeri alır ya. Harbi diyorum bak. Bak bak. Havalı bir şekilde Iron Man yapıyor ya, böyle tam yere ineceği zaman bırakıyor. Çok havalı olduk şu an bak. Evet. Geldim. Ufak bir telefon çalması sonrası. Şimdi hold var. Kaldırıp tutuyor zannettim. Onu ne sikeyim? Oğlum çok iyi lan. Wow. Abi çok iyi mod. Bir şey söyleyeyim mi? Top 3'e falan bile girebilir şu haliyle ya. Mesela biraz zorlandım ama ikinci elimi de koydum. Ve hani çok güçlü mod, çok güçlü. Gerçekten çok güçlü ama yakınlaştırıp uzaklaştıramıyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Wow. Peki başka nelerimiz var? Bir yandan da evi gezmek istiyorum gerçi de. Neyse, evi gezelim bir, ondan sonra bakarız abi. Tamam, evi bir gezelim. Önce bir evi gezelim abi. Tamam, bununla Harry Potter asasıyla gezelim. Bunda hiçbir olayı kalmamış oldu artık bu arada. Ben mi açtım lan evi? Valla ananı sikiyim. Map çok iyiymiş bu arada. Şu andan beğendim yani. Tasarımsal olarak bile yani. Elevator. Çağırdım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Harbi diyorum çok iyi. Gerçekten map şu an çok güzel bence. Yani bilmiyorum, bir bana mı öyle geldi ama elevator'da bilmiyorum ama elevator çalışmıyor ama. Ha, çalışıyormuş, tamam. Gerçekten hayran kaldım, bir şey söyleyeyim mi? Gerçek anlamda hayran kaldım. Kapıyı kapat, üşümeyelim amık. şimdi bakayım başka neler var. Buraya ufak bir bar alanı yapılmış. Burası tuvalet. Peki. Burada bir garaj mı var? Evet. Oo. Şu kötü durmuş da şu çok güzel durmuş burada. Oo. Deniz var. Burası biraz daha eğlence şeyi gibi. Sürgülü yapmış kapıyı. Normal açılan kapı yapmış falan. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok aşırı iyi bir map değil mi ya? Bir şey söyleyeyim mi? Bu evi GTA 5'e getirseler ve 30 milyon para isteseler, yani gerçekten verilir yani ya şöyle bir şeye. Oğlum harbi lan, GTA 5'te niye hiç daha evi yok adam akıllı? Şu tarz bir şey getirecek, 30 milyon da isteyecek amına koyayım. Bir de içine bir heist koyarsa fena olmaz evin ama en azından karşılayabileceğimiz kadar 7-8 milyon da geri versin de. Yapılır yani o ev için kasılır yani ilk başta para. Ananı sikiyim. Burada da kitaplık falan. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yani böyle bir ev yoksa, yani bunu bir yere bakarak yapmadıysa yapan kişi yani gerçekten çok iyi. Şu tabloda göz var gibi geldi de bir arkasına bakayım dedim, işkillendim. Yani harbi tasarımsal açıdan çok iyi. Yani çok hoşuma gitti abi ev. Bir de siyahla kırmızıyı kullanmış, pezevenk çok iyi. Bunları biraz copy paste yapmış ama yani şuraya kadar bile yeter aslında ama bakalım, evin ana kısmının alt katı var daha. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi yapmış ya eleman. Ve daha muhtemelen ben görmedim bile bir kısmını evin. Deyip alt katta bitiyormuş değil mi? Minnacık bir yer daha yapmış, o kadar. Ama ben okeyim ya. Buna bile okeyim abi. Evet, hafiften doğal kısımlara indik. Şimdi burada sadece bir oda var bu katta ve onun önü sikiyim. Bu oda bile güzel ya. Burada da tuvalet vardı muhtemelen, evet. Yani tamam, burası da çok iyi ki şeyle sadece buraya da inebiliyorsun ve asansör buraya da geliyor, evet. Tamam. Burada güzel bir şey var. Cam var. Pencere. Yine bir sonraki kata geldik. Gordon yazıyor. Bir sonraki kattan böyle. Bu daha çok otel gibi olmuş lan. Bu ev sanki biraz da. Gerçi oda yapmayayım, ne yapacak adam artık yani. Şöyle dışarı
şey tarafına bakan bir satranç masası falan var. Buraya da çağır. Başka bakalım, indikçe iniyor. Burada böyle açık bir balkon var. Boş bir şekilde çevresi kapatılmış. Valla map şu an 10'da 10 ya. Gerçekten 10-10 yani benim için. Evet, burada bitti ama bak. O biraz sinirlendirdi. Ben biraz daha aşağı inmesini bekliyordum ya açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ama gerçi yani en azından kaç kat var? Bir, şurada balkon var. İki var. Üç değil. Üç burada. Üç var. Dörtte zaten ana mekana çıkıyoruz değil mi? Evet. Dört var. Buranın beşi var. Ön tarafta bir bahçe mahçe var. Ana bina böyle. Bir de garajı var, bir de havuzu var, bir de yan bir binası var. Orası da zaten bayağı bir geniş hani. Burada bayağı iyi geniş. Burası da çok iyi yani. Burası da zaten sonuna kadar gidiyor ki burada da 4-5 oda var zaten. Buranın alt katı da vardı değil mi hatta? Evet. Burada da bir alt kat daha var hatta. Yani o kadar iyi. Gerçekten yani. Oo, pardon, yanlış yaptım. Çok dağıtmak istememiştim ama ooo. Oğlum bu sadece bir şeyler indirip kaldırıyor ama bu yine hiç yoktan iyi lan. Bir eve bir dışarıdan bakmak istedim de uçmayla beraber. Uçma olmadığını unutmuşum. Uçmayı al bakayım ananı. Şöyle hızlı hızlı gidelim bakalım. Biraz fazla kastı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Notepad ya baya. Baya notepad ya. Baya iyi, baya iyi. Tamam. Şunu hep yapmak istemişimdir ya. Abi çok iyi lan. Ha siktir, gerçekten çok iyi. Slash. Oo. Bunu biraz evde deneyelim. Ben niye eve zarar vermiyorum? Düşün yani, bu map o kadar güzel ki zarar veresim gelmeyen ilk map ya. Gerçekten 10'da 12 mod şu an aynı anda denk geldi. Seri gerçekten bir ferahladı ya 2 haftada bir yapınca. Bu neydi? Carnage Vortex. I don't know, ne olduğu hakkında yine hiçbir fikrim yok. Ama ikisiyle beraber yapınca baya büyük sert bir yıkım oldu. Mesela bak, burayı zar zor yıkıyor. İkisini beraber vurunca daha rahat yıkıyor. Örnek. Yani böyle garip karamsar bir şey işte bu da. Başka ne var? Vines. Bu ne? Sarmaşık. Mesela ben şu evin içine sarmaşık doldurabiliyorum, değil mi? Hatta kendi altıma da gelip duruyor. Yani evet, çok uzak menzilli bir silah olduğunu söylenemez. Yani böyle bir yaratık falan varsa onu hapsetmek için, ama yine birebir lan. Oğlum çok iyi. Child. Yani ikisi bir beraber tutunca daha geniş bir kalkan açıyor tabi. Çok iyi lan. Bir de istediğiniz elinize istediğiniz de alabiliyorsunuz. Öyle de bir şey var, güzellik var. Ben sadece ikisi aynı anda neler yapabiliyor diye. Aslında combo falan da çıkar lan bunda. Güneş ray, ne ışığı işte. Kısası. Oo. Bayağı büyük, yıkımlı bir güç oldu lan bu. Çok iyi oldu lan. Geldik Black Hole. Ama ben basılı tuttuğum sürece değil mi? İşte çok iyi bir espri. Abi bu lazımdı işte. İşte Black Hole atmaya şey yapıyordum çünkü. Çekiniyordum genelde, bitmeyecek çünkü istediğim zaman. Ve ben bunu mal mal izlemek zorunda kalacaktım. Hani bir şeyler uzak kalıyor falan. Bak şimdi İkisini beraber yaptım. Arabayı havada dahi tutabiliyor bu. Hatta bunları çekecek mi? Çekmedi. Evin içine yaparsam peki? Evin içinde güzel gezdiriyorum. Gerçekten iyi gezdirdim. Yani çıkarttım böyle, parçaları aldım attım bildiğin. Yani abi çok iyi. Teleport gördüm orada. Neyse, geleceğiz oraya. Oraya da geleceğiz. Abi asit silah gerek kalmadı artık. Gerçekten artık asit silahına hiçbir gerek kalmadı ki, asit silahından daha asidik bir yapısı da var muhtemelen bunun asitinin.
Abi şuna bakar mısın? Yani bildiğin şu an bana 10 tane falan mod sildirebilir yani. 10 tane eşyayı çıkartabilirim. Teleport. Ya ikisiyle beraber atmak istersem. Ya bunun çok bir esprisi yok, iki elle şey yapmanın sanırım. Ha bir de şey oluyor, recharge oluyor, spamleyemiyorsun da bak mesela. Ya tak mesela bak bir dakika, tak oradayım, tak buradayım şeklinde yapabiliyorsun. Ama yani bunun ikilik bir esprisi yok tabi. Ama yine de var mı? Var. Magic Blast. Ben niye evde denemiyorum ya? Gidip salak salak böyle şeyleri sıkıyorum. Yani önümde koca güzel mimarili bir ev var. Abi şuna bak. Sarmaşık da sağlam ama yani. Şeye göre. Şu kolonları indir mesela. Şu çatıyı da ikiye böl. Of. Başka ne var? Fire Beam. Mesela arabayı yaktım. Bu bildiğin lava oldu lan ama. Ve menzili de artıyor. Yani vurduğu damage değil sadece. Menzili de çok artıyor. Konuşamadım bak. O kadar heyecanlıyım ki. Uzun süredir bu oyuna karşı bu kadar heyecan hiç şey yapmamıştım yani, beslememiştim. Ne yalan söyleyeyim. Artık sıkmaya ve tek düzeleşmeye başlamıştı. Ta ki bu bölüme kadar. Hani son birkaç bölümdür zaten seriyi 2 haftada bire çekmemin nedeni de buydu. Hani serinin bir nefes almasını istememdi. Oldukça güzel bir şekilde nefes alıyor gibi gözüküyor şu anda seri. Şuraya da vurduk mu herhalde? Ya bunun çökmeyen bir yeri yok. Bu niye böyle? Sıkıntı burada bir yerde zannedersem. Dur bakayım. Şu taraf da düşmüyor mesela. Dur bakayım. Sen düşeceksin mi mesela? Bu niye düşmüyor? Tamam, şurada bağı var. Tamam, bunluk bir sıkıntı yok. Bir yeri kırmamışım zannedersem ya. Tam olarak neresi bilmiyorum ama bir yerin bağını kesmeyi evet unutmuşum. Tamam, hallettik. Wow. Fire Beam'den Lightning'e geçebiliriz. Onunu sikiyim. Yıldırım tabii haliyle. Doğru. Bunu biraz olsun spamlayabiliyoruz. Bunu aynı anda ikisine tıklarsam yani o kadar cümbüş bir patlama olmadı. Oluyormuş. İkisini aynı anda gerçekten tutturabilirseniz oluyor. Şuna bak oğlum. Bir oraya atarım, bir buraya atarım, bir oraya atarım, bir buraya atarım. Bir de şu kapıya korum. Ho. Çok iyi lan. Abi çok iyi. Bak uçtum mesela. Anasını siktim şu an mesela yani. Kaçar yok. Ve bir eline fly'ı aldığın zaman, bir eline de bunu aldığın zaman o kadar spamleyemezsin gerçi de. Yani yıldırımı da havadan almıyor. Yani direkt elimden çakıyor yıldırımı. Abi mükemmel. Bu moda aşık oldum. Mükemmel. Gerçekten çok iyi ya. Oğlum onu ne sikiyim? Oy. Ay ay ay. Ay. Uf. Uf. Onunu sikiyim. Modun kalan kısmını bu arada bir dahaki map'e harcayacağım. Şu an o yüzden tutuyorum. Onunu sikiyim. Of. Ekranda bir sarsılıyor bu şeyle beraber ya. Hani vuruşun taşaklılığı o kadar. Ananı sikiyim ya. Abi çok iyi. Ya 10 üzerinden 10 yetersiz kalır şu an bu moda. Gerçekten yetersiz kalır. Hem ev için söylüyorum bunu. Ya ev için biraz abartı olur belki. 10 üzeri 10 yeterli olur ama bu moda 10 üzeri 10 yetmez yani abi. Üstüne para falan vermek lazım. Ya yani adam şu modu parayla satsa ve hani 5 dolar istese falan yani adama hiçbir şey diyemem. Ve adam bunu ücretsiz yayınlıyor şu an. Abi gerçekten çok iyi. Ya Tear Down oynuyorsanız kesinlikle bu modu kurmanızı tavsiye ederim abi. Gerçekten kurmanızı tavsiye ederim. Evet, biraz fazla kastırmıştı tabi de. Aynen dibine vurmam daha iyi ya.
Neyse, dediğim gibi bu haritaya 10 üzerinden 10 veriyorum. Sıradaki haritamıza bir geçelim bakalım. Evet, ikinci haritamız Basilisco V2 ama sanırım ben onu spawn'dan falan çağıracağım. Zannedersem. Şu spells'i hemen alalım elimize de. Magic Wand'un üstündeydi, evet. Oo. Bu ne ki lan şu an? Ne takılı ki? Magic Blast. Teleport, Acid. Tamam, bunları bakmıştık. Fire and Lightning. Heh. Bu da kalmıştık en son. Neyse, dur bakalım şu spamdan Basilisk abimizi bir çağıralım. Nerede o Basilisk V2? Harbi lan, nerede o? Nerede ama Basilisk o? Armored Basilisk o. Benim bunu havaya kurmam lazım ama usta. Birazcık bu havada durması lazım ha. Gel bakayım buraya. Ananı. Epik bir boss fight dönüyordu ortalıkta. Dur bakayım başka neyimiz var. Ananı sikeyim. Yuh. Söndürdü hayatım, bir şey söyleyeyim mi? Tabi bende God mod olduğu için Wind Gust ne? Ya bunları falan uçuruyor. Anladım. Gerçi ben bu götle bir yandan kapış... Bir yandan bununla kapışırken ananı sikeyim. Evet, bir yandan bununla kapışırken biraz zor olacak gibi ama hadi bakalım. Ha, bu da buz cebi. Oğlum mesela Ice Gun'ın bir anlamı kalmadı artık. Mesela. Ananı sikeyim, ne oluyoruz? Sıkıntı yok, bende ölümsüzlük var. Bu çocuğu, o neymiş öyle? Sıkıntı yok, Thor God of Thunder falan da şey yaparım onu. Freeze Light. Hasiktir fener. Baldur Trav. Neredesin orospu çocuğu? Arkadaşlar bu çok şey olmadı gibi. Evet, sanırım çok şey değil. Yani word değil. Water Beam. Geri mi döndük lan aynı yere? Evet. Arkadaşlar. Çok ciddi bir elemanla karşı karşıyayız. Oo. Ve bu göt vereni şakası yok. Hiç. Hop, blink. Tık tık tık. Ben spamlerim ki blink'i amına koyayım. Neyse. Armageddon baby. Woo! Armageddon baby. Oo, işte bu. İşte bu. Disruptor. Vuralım. Bizim gerçekten epik bir boss fight ya. Disruptor buydu lan. Pardon. Öbürü başka bir şeydi. Evet. Normalde yine ölmüş olmam gerekiyordu ama bilin bakalım kim ölmüyor. Spell style mi modu? Shard style hiç. Buradan etki etmiyor mu? Oo, ananı siktim halbuki ben senin ama şu an. Olmadı bu iş. Bir dakika. Bir dakika, ben sana göstereceğim. O ebe amına kodumun evladı. Mininük. Anasını siktik. Oo. Bir dakika, sikmemişiz sanırım arkadaşlar. Sanırım sikmemişiz arkadaşlar. 10 FPS vs amına koyayım anlık. Last Prisma. Vuralım. Vuralım Basilisk'e. Ananı. Lan sırtındaki panele vurayım diyorum, o da olmuyor. Spear fırlat bu çocuğuna. Bu da olmuyor. Acid Gun mı? Man, you damn. Üstüne portal da açılmıyor. Şimdi ben senin hakkından gelmez miyim? Amına kodumun evladı seni. Bunun hakkından Superman gelir de işte. Oo, işte bu. Ne oldu? Canım mı yandı? Ha? Bu çocuğu seni. Kaçtım.
Zord. Zord. Ne oldu? Ha? Amına kodumun çocuğu seni. Gel gel. Burada bitmez, gel. Gel gel, az içeri doğru gelsene ya, bir şey söyleyeceğim sana, gel. Gel gel gel, orospu çocuğu, gel. Yalnız FPS'in anasını sikti herif ya, gerçekten. Bu videoda o ses kayması olsa hiç şaşırmam gerçekten. Atılma öyle bir daha ananı. Sir. Amına kodumun çocuğu seni. Az içeri gel az. Az şu şeyin içine gel gel. Gel az buraya gel gel. Göt. Gel lan gel. Gel. Bak. Bir de buraya sıkmaz mı göt? Tut. Oğlum bu da demeyi çekmiyor ki amına koyayım. Şaka bir yana. Anca patlama şeyleri falan olsun yani. Ha bu bile damage veremiyorsa zaten. Ha bu gelmiyor ki bu tarafa zaten. Şuna bak. Gelsene birader. Öldüm lan. Ölmemiş olabilir bu arada. Ben kaçayım da şuralardan. Birader gelsene amına koyayım ya. Onu. Neye bak sen? Oy. Hiçbir şey olmadı bu arada ya. Hiç gram bir şey olmadı. Seni çeksem ben bununla. Ben geldim sana ya. Onu sikeyim, object gun'la obje attım. I can be your Superman. Abi hiçbir şey olmuyor ki herife, şaka bir yana ya. Çok kasmaya başladı ya. Bir rahatlasın oynamına koyayım. 10 FPS oynuyoruz şunu. Heh. Biraz olsun rahatladı amına koyayım. Oh fuck. Abi bu çok kastırıyor ya. Bu haritaya mı özel bilmiyorum ama. Daha boş bir haritada kapışsaydık bari ananı. Önümü görmüyorum ki, öyle bir efekt atmışlar ki amına koyayım. Ya ben önümü görmüyorum ki zaten. Bana bak, bana şş. Diablo. Gel gel. Buna kurdum çocuğu, gel. Bak şimdi sana ne yapıyorum. Bak. Oy. Ay 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 ay. Abi sen haritanın dışına dolanır, sikerim seni belana. Aa, buna da yeni sound mı eklenmiş lan? Yo. Kafasına vurunca çıkıyor bu ses. Zarar verdiğim anlamına mı geliyor acaba? Superman modu da çok güçlü bu arada. Gerçekten sıfır şaka. Direkt peşinden falan gidebiliyorum yani. Başka bir mod olsa gidemem çünkü. Ya artık yere düşebilir miyim? Şu an saldım mesela, yere düşmeyi bekliyorum. Deep map'in altına düşüyormuş değil mi? Ha, evet. Ne oluyoruz? Neresi burası amına? İçine mi girdim lan yoksa Basilisk'in? Basilisk ki buradan mı çağırıyorduk yoksa normalde? Ben armor çağırdım bir de. Ben nereden bileyim bu kadar taş yaklı olacağını. Ama kanka hiçbir mod, hiçbir şey de olmuyor ki adama. Yani oyunun en güçlü modlarıyla falan vuruyorum yani. Gram skin'de olduğunu görmedim ben bu arada. Yaklaştı şu an. Gel gel bak, bende ne var, gel. Ebe amına kodumun çocuğu seni.
Aa, dağıttım attım orayı mesela. Gel gel. Gel gel. Öyle değil, böyle atılır o. Gel. Atamadım onu da, olur yine. Olsun. Oo, tutturdum vallahi bir yerine. Ananı sikmeye geldim. Oy. Hah bak, benim spawn ettiğim de bu aynı değil. Haritadaki haritaya göre optimize edilmiş galiba bu arada. Ne oldu Diablo? Bulamadın mı beni? Bak bak, o öyle atılmaz, bak böyle atılır o. Bak amına kodumun çocuğu, bak. Öyle değil, böyle atılır o. Yalnız harbi anasını siktim ha. Gel gel. Sen kaçıp kaçıp duruyorsun. Sikeceğim belanı senin ha. Neyse, demine göre 10-13 gün. Daha optimize olduğu kesin. Gelsen oğlum. Gel. Hadi. Böyle evleri de bir yandan onaralım kardeşim. Lan bu E ile üflemiyor muydu amına koyayım? Ha, C ile üflüyormuş. O gelene kadar biz de evlerimizi şey yapalım ya kardeşim. Vallahi. Ama yok, Thor mor hikaye ya gerçekten, hani Thor Iron Man biraz olsun şey de, Thor gerçekten hikaye ya. O gelsene ya. İki bir şurada boss fight atalım dedik, anasını sikim. Gözükmeden kaçıp kaçıp duruyor ya. Vallahi başka bir map atacağım ha. Gerçi orada da spawn edilen çok düzgün gelmiyor da. Usta geleceğim mi artık ya? Ses kasmaya çalışıyorum Harrison 4 bir yanında da. Sanırım yendiğim anlamına geliyor ya bu gelmemesi. Ben sayarım bu arada yendim. Ben abi kaçtı amına koyayım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu vallahi deli sarıyor ha. Burada bir yerde mi diye bir baktım. Değil gibi. Lan bir dakika, şu şeyi takip et. Bu deniz nereye kadar gidiyor? Buraya kadar. Abi Superman olmak gerçekten aşırı zevkli ya. Gerçekten I can be your Superman amına koyayım ya. Şuna bak. Superman harbi harbi çok kuvvetli bir de. Pardon. Neyse ya, ben yendim sayarım agalar. Valla ben bekledim bekledim, gelmedi pezevenk. Yapacak bir şey yok. Normalde ha, bu bize bir araç mıydı? Yo. Dedim herhalde bu savaş makinesi gibi bir şey de değilmiş. Yani normal vehicle işte. Ben demin hangi eve falan girdim de şey çıktı ya, o evin yanında içinde. Artık neresiyse. Ben diyorum bir yerler yanıyor amına koyayım. Sön usta sön. Yanıyor hala bak. Söyle lan. Ben de bir yere girdim. Şey vardı orada da, neyse bulamadım. Bunu tekrar bir çağırayım da, neyse salla, yapacak bir şey yok ya. Lenti. Ben koydum sayarım bu arada. Ez. Evet arkadaşlar. Teardown'ın bu haftaki bölümü bu şekildeydi. Oldukça güzel bir bölüm oldu. Uzun zaman sonra bence. Umarım sizi de sarmıştır. Hem modlar güzeldi, hem bir boss fight oldu. Onun dışında işte mod güzeldi, map güzeldi, mapler güzeldi. Hani bu map'i saymıyorum zaten de. Bu map'i
boss fight'tan dolayı saymıyorum ama bunun da bir onda 8'i falan vardı yani. Sağlam bir boss. Neyse onun dışında öbür map'te onda 10, şu şey spell modu da onda yani 10 ama az veriyor gibiyim hani. 15-20 falan vermem lazım ki anca böyle hakkını vermiş gibi hissedebileyim. O kadar iyi gibi geldim hep yani. Öyle anlatayım size. Neyse bir dahaki bölümler onlarla zaten oynamaya devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, Tear Down'ın bu haftaki bölümü bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bir dahaki Tear Down bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.